Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sohbetli Makyaj'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün böyle biraz daha lisedeki orman kanunlarından bahsedeceğim size. Çünkü biliyorsunuz liseyle alakalı bir sürü videom var ve hepsi biraz garip anılarla doluydu. Çünkü benim okuduğum okul kötü bir okuldu. Bunu her seferinde söylüyorum. Tabii şu anda ne değişmiştir, ne değişmemiştir bilmiyorum. Çünkü ben mesela düz lise mezunuyum. Ve biliyorsunuz düz lise kalmadı. Hepsi Anadolu oldu. Belki Anadolu olduğundan beri bir şeyler değişmiştir. Okullar daha katı kurallar koymuştur. Çünkü bizim dönemimizde her şey biraz serbestti. O yüzden orman kanunları geçerliydi. Size böyle benim yaptığım ve böyle hata olarak gördüğüm, keşke yapmasaydım dediğim, lise hayatımı zorlaştıran şeyleri anlatacağım. Siz de yapmayın. Eğer hala aynı kanunlar geçerliyse yapmayın diye anlatacağım. Bir de böyle başımdan geçen komik olaylar tabii ki. Bir de bugün uygun fiyatlı ürünlerle makyaj yapacağım. Hem uygun fiyatlı hem de vegan ürünlerle. Hepsini açıklama kısmına bırakacağım. Zaten çoğu ürünüm bu yüzden Wet n Wild'ın olacak. Çünkü uygun fiyatlı, fiyat performans olarak en iyi olan ve kullandığım ürünler olarak da onlar var zaten. Bir de vegan olarak en iyisi bence Wet n Wild. Uygun fiyatlı olduğu için. Okul makyajı yapacağım, lise makyajı yapacağım. Biri bana demiş ki, Ece maske takıyoruz. Olsun, bunun bir önemi yok. Önemli olan sizin o makyajı yapıp mutlu hissetmeniz. Bu arada dudağımdaki ruju çıkaramadım. Ne kadar uğraşsam da bayağı sağlam bir rujmuş. O yüzden o yokmuş gibi davranın, tamam mı? Ben bu arada yüzümü simple'la nemlendirdim. Şimdi ufaktan makyajıma başlayırım. Önce Wet n Wild'ın şöyle fondöten değil. Yani fondöten ama aynı zamanda nemlendirici gibi bir fondöten. Ben bunu birkaç kere kullandım. Güzel bu arada. Ve kalıcılığı falan da iyi. Dün bununla çıktım dışarıya ve bütün gün suratımdaydı ve hiç ağırlık yapmıyor. Şimdi aşklarım, benim dönemimden birkaç örnek vermek gerekirse, ben şöyle bir dönemde, bundan 5-6 yıl önce şöyle bir dönemde okula başladım, liseye. Açıkçası semt kızı olmak popüler bir şeydi, tamam mı? Yani semt kızlarının hep arkadaşları olurdu ve böyle istedikleri herkese satışırlardı falan filan. Yani sanki onların sarayındaymışız gibi bir hareketler, tavırlar, nefret ederdim. Ama benim de semt kızı arkadaşlarım vardı. Şimdi neden vardı? Eğer hala semt kızları çoksa, zorbalık çoksa okullarda, yapmanız gereken şeyi söylüyorum aşkım. Bak, sıfır sansürlü ne biçim tavsiyeler veriyorum size. Hayır, hayatta kalmanız için gereken şeyler bunlar. Şimdi ben kavga edebilen bir insan değildim. Kavga etmeyi seven bir insan da değildim. Evet, birkaç tane kavga anımı anlattım size ama hepsinde mecbur kaldığım için yaptığım şeylerdi yani. Hani mecbur olmasam yapmazdım, tamam mı? Şimdi semt kızlarıyla arkadaş olmak aslında birazcık da şöyle. Lisede özellikle zorbalık çok fazla oluyor. Size sataşan, hani burası benim mekanım, bak kızım seni ayağımın altına alırım tarzı kızlar çok fazla olduğu için ben de kendime semt kızı arkadaşlar edinmiştim, tamam mı? Çünkü bu semt kızlarında şey var. Benim arkadaşıma bulaşamazsın. Benim arkadaşımı dövemezsin, tamam mı? Bu yüzden biri bana bulaştığında, sataştığında direkt gidiyordum semt kızı kankama. Fıt 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 fıt. Şey yapıyordum işte, atıyorum, sallıyorum şu an isimleri. Aşkım, bana Eda bulaştı, beni şey yapacakmış, dövecekmiş falan diyorsun, atıyorum. Semt kızı direkt böyle şey olmaya başlıyor. Bir dakika ya, bir dakika. Sen dur Ece, ben hallediyorum falan yapıyor. Bir de bu semt kızları, vallahi bir WhatsApp grupları mı var bilmiyorum ama hepsi birbiriyle arkadaş. Hani böyle taksicilerin de olur ya grupları. Yemin ediyorum. Bir telefonla bir anda yüzlerce kişi olabiliyor. Semt kızlarıyla ben taksicilere bu konuda çok benzetiyorum, tamam mı? Bu yüzden semt kızlarıyla arkadaş olmak, ama bak böyle çok yakın şey değil, hani sürekli onunla bir yerlere git, belaya bulaş değil buradaki mevzu. Bir tane tanıdığınız olsun, kötü bir olay olduğunda yardım isteyebileceğiniz birileri olsun. Çünkü genellikle böyle öğretmeni şikayet etme, bilmem ne falan filan gibi durumlar olduğunda çıkışta dayak yiyorsun. Ay ben linç yer miyim? Yemem ya, Allah Allah. Ne yapayım, insanlar böyle yani. Bu yüzden her zaman bir tane semt kızı kankanız olsun diyorum. Kavgaya teşvik etmiyorum bu arada. Allah'ım, söylediğim her lafta artık kendimi açıklamak durumunda hissediyorum. Siz benim demek istediğimi anladınız bence. Tabii ki de kavgadan uzak durun. Ama birisi size sataşırsa, bir şey olursa yardım isteyebileceğiniz kankalarınız olsun. Kıssadan ise bu, tamam mı? Benim vardı mesela öyle arkadaşlarım. Çünkü öyle arkadaşlarınız olduğu zaman da size bulaşmamaya başlıyorlar, tamam mı? Hani çünkü şey oluyorlar. Mesela atıyorum Eda, tamam, semt kızı. Seninle arkadaş olduğunu biliyor. Neyse diyor, biz şimdi Eda'ya hiç bulaşmayalım hani. Eda işin içine hiç girmesin deyip size de bulaşmıyorlar. Bu yüzden söylüyorum. Bu yüzden orman kanunları diyor. Ama dediğim gibi işte şimdi bu Anadolu liselerinde mesela bu kavga olayları artık ne kadar ciddiye alınıyor bilmiyorum. Bizim dönemimizde açıkçası hocaların da eli kolu bağlıydı. Çünkü hocaları bile dövmeye çalışıyorlardı. Birkaç tane öyle olay oldu. Çıkışta hocayı bekleyelim, dövelim falan. Oy. Ay, çok zor bir süreç lise. Aman. Siz beladan uzak durun aşklarım. Ay bir de bakın,
Çok rica ediyorum. Şimdi lisede, özellikle lise 1 ve 2'de genellikle hiçbir derdiniz tasanız olmuyor. Şey mabında söylüyorum hani genelleme yapıyorum bu ara. Tabii ki de böyle dertleri olanlar olabilir. Ama genelleme yapıyorum şu an. Ne bileyim, çalışayım, iş bulayım, üniversite sınavına hazırlayayım. Üniversite sınavı çünkü biraz daha lise 3, lise 4'te hayatınıza giren bir şey. Hani onun stresi. Ya da işte ne bileyim, en büyük derdiniz genellikle erkekler ve hani okul notlarınız oluyor, tamam mı? O dönem en büyük dertler budur. O yüzden bence lise 3 ve lise 4 en güzel dönemler hayatınızda yaşayabileceğiniz. Her neyse, şimdi erkekler, ilişkiler diyeyim daha doğrusu, erkekler demeyeyim de, ilişkiler hayatınızda önemli bir yer kapsıyor olacak, tamam mı? Ya bu önemlidir, önemli değildir gibi bir şey söylemeyeceğim. Her yaşın bir güzelliği var, her yaşın önemsediği bir durum var. Genellikle de lisede erkek arkadaş, kız arkadaş bulma önemli bir etken oluyor sizin için. O yaştayken benim için öyleydi açıkçası. Herkes için öyle olacak diye bir şey yok ama çoğunluk öyledir. Gözünüzü seveyim, sınıftan sevgili yapmayın. Neden diyeceksiniz? Ben bir kere sınıftan sevgili yaptım, tamam mı? Allah da beni kahretsin. Zaten hayatımda bir kere lisedeyken sınıftan sevgili yaptım. Ondan sonra bir daha asla yapmadım. Şimdi bir insanı zaten en iyi ayrılıkta tanırsınız. Bir böyle gerçek vardır. Bir de bizim bir de böyle ekstra olarak, farklı olarak şöyle bir durumumuz vardı. Ben sevgili olduğumuz bilinsin istemiyordum. Bunu zaten o çocuk da biliyordu. Okeydi buna. Sonra biz ayrıldık. Ay. Sürekli bana böyle laf itelemeler, tamam mı? İlişkiyle alakalı bir şeyler söylüyor, bana bakıyor böyle. Yani böyle ben bilinmesini istiyorum ya, ayrıldıktan sonra herkese belli etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama açık açık da söylemiyor. Çünkü beni o streste bırakmak istiyordu. Ve böyle hani mesela ne bileyim, aynı okuldan ilişki yaparsınız, tamam mı? Ay, rimelimi unutmuşum ya. Dur o zaman kaşımı boyayayım önce. Mesela aynı okuldan biriyle ilişki yaptığınızda ne bileyim onu sadece teneffüslerde görüyorsunuzdur atıyorum. Bir de illa bilinip bilinmesini istememenizle de alakalı değil bu durum. Sadece teneffüste görüyorsunuz, sonra unutuyorsunuz, geçiyorsunuz. Ama sınıfta sürekli görüyorsunuz. Sürekli. Ve böyle özellikle kötü ayrıldıysanız sürekli bir laf sokma çabası oluyor. Belki sizden kaynaklı olur o laf sokma çabası. Belki ondan. Ama elbet bir yerde sürtüşüyorsunuz. Çünkü deli dolu zamanlar olduğu için her iki taraf içinde. Yani sınıftan ilişki yaptığınızda sonrasında çok pişman oluyorsunuz. Aynı benim gibi. Çok zor zamanlardı benim için. Ay ama var ya, çocuğu yumruklamamak için kendimi çok zor tuttuğum günleri hatırlıyorum yani. Gerçekten böyle midemi bulandırmıştı ve böyle şey olmuştum. İstemiyorum falan, hani böyle Allah belamı verseydi de çıkmasaydım falan dediğim günleri hatırlıyorum yani. Beni o kadar illallah ettirmişti. Gerçi biraz da o çocuk manyaktı ama çoğunluğu da böyleydi. Yani ben çevremdeki şeyi hatırlıyorum. Mesela kız arkadaşlarımın da sevgililerini hatırlıyorum. Sınıftan olsun veya aynı okuldan. Gerçekten çok sorunlu süreçler geçirdiğimizi hatırlıyorum yani. O yüzden lisedeki ilişkilerinize biraz dikkat edin. Özellikle sınıftan yapmamaya çalışın. Mümkünse aynı okuldan da olmasın. Ama çareniz yoksa, çok hoşlanıyorsanız. Ya ben zaten bunu söylüyorum ama siz zaten çocuğu beğeniyorsanız bilmem neyse her türlü ilişki yaşayacaksınız. Ama kulağınıza küpe olsun. Ece bunları demişti diyeceksiniz. Ve hemen rimelimi alıp gireceğim. Bekleyin. Bu arada şunun dipnotunu geçmem lazım. Ben şimdi Biulis'in bu rimelini kullanacağım. Biliyorsunuz bunlar indirimde 10 liraya alabiliyorsunuz. Fakat Biulis'le alakalı hala net bir açıklama yok. Vegan mı değil mi diye. Ama uygun fiyatlı kullandığım tek rimel bu olduğu için ve gerçekten biraz fazla memnun kaldığım için bunu göstereceğim. Ama vegan mı değil mi bilmiyorum. Hala net bir açıklama yok. Onun da dipnotunu geçeyim. Bir de TikTok'ta bir taktik gördüm. Bakalım işe yarıyor mu? Kız diyor ki önce uçlarına sürün sonra kıvırın. Ne fark olacak bilmiyorum ama şöyle uçlarına sürüyor. Ondan sonra böyle yapıyor. Bu bir okul makyajı olduğu için rimeli fazla sürmeyeceğim. Belli olmaması adına. Şimdi buna da normal bir sürelim. Bakalım aradaki fark ne? Yani çok da bir fark yok. Sanki daha uzun oldu bu. Bilemedim. Bir tık daha fazla uzatıyor olabilir önce uçlara sürmek. Siz bir bakın. Bir fark görüyorsanız söyleyin bana. Ay bir de üf. Şimdi lisedeyken ben hep söylüyorum özgüven problemim vardı diye. İlişkilerinizde lütfen ama lütfen karşı cinsin ya da hemcinsinizin artık ilişkiniz kimleyse hayatınıza karışmasına izin vermeyin. Şimdi bunu neden lise konusunu aldım? Şimdi üniversitede bunu ben biraz daha az görüyorum. Çünkü mesela atıyorum ilişkide bundan hoşlanıyorsunuzdur ki bu da biraz garip. Böyle şeylerden hoşlanıyorsanız birazcık bir sorun vardır orada. Ama lisedeyken mesela benim düşünce tarzımı biliyorsunuz. Bana hayatta hiçbir ilişkide kimse karışamaz. Ben de kimsenin hayatına karışamam. Lisede de bu böyleydi. Böyle düşünüyordum. Fakat özgüven eksikliğim olduğu için ve
çevremdeki çoğu insanın ilişkisi böyle olduğu için ben bunu bir şekilde normalleştirdim. Benim lise 1'de bir tane ilişkim oldu. Zaten 3 yıl falan sürdü o ilişkim de. Bayağı uzun süren bir ilişkiydi. Bana karışmasına izin verdim ve benim o dönem erkek arkadaşım yoktu. İlk böyle çok kavgalar ettik. Sonra böyle şey olmaya başladım. Kavga ediyoruz, onu kaybetmek de istemiyorum. Çünkü kendime de güvenmiyorum. Hani beni bir daha bu kadar seven biri bulabilir miyim falan. Buluyorsunuz bu arada. Her neyse. Hani benden ayrılmasın diye kabul ettim. Dedim ki erkek arkadaşa çok da ihtiyacım yok hani. Sonuç olarak kız arkadaşlarım var bilmem. Bunun bu arada ihtiyaçla alakası yok. Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir şey. İstediğiniz insanlarla arkadaş olabilirsiniz. Sizin hayatınızda yer alan insan buna saygı duymak zorunda. Orası apayrı bir mevzu. Ben sadece o zamanki psikolojimi anlatıyorum size. Ve buna göz yumdum. Hani tamam dedim, erkek arkadaş edinmeyeceğim dedim ve edinmedim. Fakat böyle olunca işte arkadaş sayınız da hani bir tık azalıyor. Çünkü herkesle arkadaş olmamaya başlıyorsunuz. Sürekli onunla görüşmeye etmeye bilmem ne derken bir anda hayatınızın merkezine oturuyor o insan. Aslında bir yandan da içten içe amaçladıkları şey o. Çünkü onların da özgüven eksikliği var. Ve sonra ayrılık çok zor olmaya başlıyor. Çünkü hani her şeyiniz o olduğu için ay ayrılırsam ben ne yapacağım tribine girmeye başlıyorsunuz. Yani kimse vazgeçilmez değil. Kimse şey değil böyle bulunmaz Hint kumaşı değil. Bu yüzden sırf özgüven sırf özgüven eksikliğiniz var diye, sırf beni bırakmasın diye özgürlüğünüzden feragat etmeyin. Lütfen bu da kulağınıza küp olsun. Çünkü ben lisede yaptım. Demek ki benim gibi düşünen insanlar da o yaş zamanlarında bazı özgüven eksikliklerinden dolayı bu tarz şeyleri kabul edebiliyor. Ve ben bu toksik ilişkiyi 3 yıl boyunca sürdürdüm. Sonrasında fark ettim yalnız bu toksikliği. Fark etmem uzun zamanlarımı aldı. Ben böyle bir hata ettim. Siz etmeyin diye söylüyorum. Tabii ki de söylenen hiçbir şeyin faydası yok. Siz yapmak istiyorsanız gene yapacaksınız. Ama ben söylemiş olayım, içimi rahatlatmış olayım. Buradan bir kişiye bile ulaşsam. Böyle bir ilişkisi olup bunu fark etmeyen biri bile aa ulan benim ilişkim de böyle diyorsa iyidir. Bu arada şimdi Maybelline'in bronzerını kullanacağım. Bu vegan bir ürün değil. Maybelline zaten vegan değil. Ama başka bronzerım yok. O yüzden mecbur bunu kullanacağım. Böyle vegan olmayan ürünleri de söyleyeyim de sonra Ece bizi mi kandırıyor olmasın. Bundan başka bronzerım yok çünkü gerçekten de. Şimdi orman kanunlarına geri dönüyoruz arkadaşlar. En önemli ve altın kuralımıza geldik. Hazır mısınız? Öğretmenlerle iyi anlaşın. Neden? Neden böyle diyorsun Ece diyorsunuz? Dur belki de. Şöyle ben lisede hani bir yıl kaldım dedim ya. O dönem öğretmenler beni sevmiyordu, tamam mı? Şey muhabbeti vardır ya. Ay bu da bana taktı. Bu hoca da bana taktı muhabbeti. Öyle bir şey yok. Şimdi ben lise 1'deyken dediğim gibi asi bir öğrenciydim. Öğretmenlerle aram bozuktu. Öğretmenlere bağırdığımı bile hatırlıyorum. Ne kadar saygısızca değil mi biliyorum. Bunları yapmayın diye anlatıyorum. Çünkü ya bizim dönemimizde çok saçma bir şekilde asilik popüler bir şeydi. Sanki böyle havalı bir şeymiş gibi. Havalı falan değil. Şimdi bir arada gözlerimin üstüne hafif bir kahvelik ekleyeceğim. Ve hani öyle olduğunda sizin en ufak bir hatanızda hocalar size tolerans göstermiyor, tamam mı? Çünkü zaten size kıl oluyor. Ve böyle şey oluşuyor hocalarda da direkt. Bunun zaten okumaya niyeti yok. Ya da işte bunun gelecekten bir beklentisi yok. Bundan bir bok olmaz gibi düşüncelere girip sizin yaptığınız hataları hiçbir şekilde tolerans göstermemeye başlıyorlar. Bu yüzden hocalarla iyi geçinmek önemli. Ben işte o lisede kaldığım dönem en ufak hatam hocalar beni direkt müdüre yolluyordu, tamam mı? Sonra diğer yıl oldu. Ben tabii o Yusuf Yusuflukla okuldan bir daha atılmamak için bayağı inek bir öğrenci oldum. Bu hikayeyi biliyorsunuz. Buraları hızlı geçiyorum. Sonra hocalarla da iyi anlaşmaya başladım. Ve hatalarım biraz daha tolere edilmeye başladı. Müdürün odasına daha az gitmeye başladım. Çünkü hocalar müdürle sizin aranızdaki gerçekten bir köprü, tamam mı? Yani bir hocayla aranız bozuksa genellikle o da insan. Size tilt oluyor. Ve en ufacık bir hatanızda direkt sizi ispikliyor. Ama aranız iyiyse hocayla genellikle böyle biraz daha sizi böyle kenara çekip hani mesela atıyorum Ececiğim bak şimdilik görmemezlikten geliyorum ama lütfen bir dahakine böyle bir şey yapma yoksa gerekli cezayı vermem gerekir gibi konuşuyorlar. Bu yüzden hocalarla iyi geçinmek çok önemli. Bakın ben kaldıktan sonraki tekrardan lise hayatıma geçtiğimde o 4 yıl boyunca müdürün odasına bir kez olsun gitmedim. Kaldığım yıl böyle 5-6 kere gitmişimdir müdürün odasına. Ama o 4 yıl boyunca bir kez olsun gitmedim. Hata yaptım mı? Yaptım bu arada. Hocalar fark etti mi? Fark etti. Ama genellikle beni böyle bir tık daha tolere ettiler. Hani bu seferlik bir şey demiyoruz muhabbeti oldu. Şeye bağlıyorum değil mi ben burada? Onlar sizin düşmanınız değil. Ama gerçekten değil yani. Birkaç tane evet bazen ben de hatırlıyorum. Gıcık hocalarımız oluyordu. Ama ben onlarla bile iyi anlaşıyordum bir zaman sonra. O yüzden hocalarla aranızı iyi tutun bebeklerim. Bak gerçekten onun ekmeğini çok yersiniz. Demedi demeyin. Liseyi özledim yemin ediyorum. Burada ben lise diyemiyorum. Lütfen benimle dalga geçmeyin. Lise diyemediğim için.
Ya normalde hep kameradan kendimi görüyordum. Şu an göremiyorum ya. Çok garip hissediyorum kendimi. Ay burnum da sayılıyor. Şimdi rujumuzu şöyle süreceğim. Benim alt dudağımda ruj olduğu için yoğun gözükecek ama. Şöyle nokta halinde değdiriyorum. Sonra elimle yayıyorum ki. Bunu bir de dudak renginize yakın bir rujla yaparsanız hiç belli olmaz. Okeyiz. Makyajımız hazır. Bir gün de üniversite makyajı yapalım. Orada döktüreyim ben size. Gönül isterdi böyle yoğun yoğun makyajlar yapmak uzun zamandan sonra ama. Bu arada bakın gerçekten şu fondöten çok güzel. Bu kapatıcıyı da seviyorum. Zaten uzun süredir kullandığım kapatıcım bu. Hepsi Wet'n Wild'ın ürünü şu an gösterdiklerimin. Bu highlighter'ı zaten seviyorum. Başka makyaj videolarımda da %100 göstermişimdir. Kaş sabitleyici olarak Büşra'nın kaş sabitleyicisini kullandım. Büşra'nın ürünlerinin hepsi de vegan zaten. Ve bunu da bayağı beğeniyorum. Bu benim tek kullandığım galiba kaş sabitleme sabunu. Benim gibi esmer tenliyseniz Wet'n Wild'ın bu allığı mükemmel. Normalde çoğu allık bende rengini belli etmiyor ama bu allık direkt belli ediyor. Çok güzel. Bunu da kesinlikle koyuyorum. Büyülüsle alakalı bir açıklama bilen varsa yazsın ama ben bilmiyorum. Ama yalan da söyleyemeyeceğim. Bu rimel çok güzel. Şimdi bak bu okul makyajı tamam mı? Şimdi rimeli bir şey yapacağım. Sağlam süreceğim görün. Hafif sürdüm çünkü rimeli. İkinci katı geçiyorum bir de bakalım. İkinci katta topaklaşma yapıyor mu ki yapmıyor biliyorum. Çok güzel ya. Ve 10 lira. İndirimde 10 lira bu rimel. Siz tabi okula giderken bu kadar yoğun sürmeyin rimelinizi. Yoksa belli olur. Şimdi dur fıs fıs da sıkalım. Nereye sıktım hiçbir fikrim yok. Bu nasıl bir video oldu? Güzel bir video oldu. Makyajımız hazır. Şu an tabii rimeli saymayalım ama bir şey söyleyeyim mi? Hiç makyaj varmış gibi durmuyor bence. Böyle bir video çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım taktiklerim işinize yarar. Dediğim gibi tek amacım kimsenin zarar görmeden liseden mezun olması. Bizim dönemimizde gerçekten orman kanunları vardı. Anlattığım lise mevzularında yani lise anılarında zaten biliyorsunuz benim nasıl bir öğrencilik hayatı yaşadığımı. O yüzden verdiğim örnekleri yadırgamazsınız diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.